belediyeyi. Doktor belediye başkanı olursa ticareti bilmez, belediyeyi tanımaz, inşaat işi bilmez, yapı denetim bilmez. E işte sonuçta işçilerin maaşını ödeyemez yani. Beceriksizlik. Başka bir şey değil. Zamanında maaşlar ödenmeli. Kaynak sağlanmalı. Kaynak bulunmalı, yaratılmalı. Çalışmalı. E çalışan ben daha belediye başkanını görmedim. Gören varsa bilmiyorum. Bir tek Mavişehir'de de oturanlar biliyorlar sanırım. Grev tamam. Grev bir an önce sonuçlanması lazım. İnsana hakkını verip değil mi, çalışanları emeğini alacak, ondan sonra da onları da grev sonlandıracak. O kadar basit yani. Değil mi arkadaş? Ne olmayacak bu, çünkü adam uğraşıyor. Maaşı var ama yetmiyor. Yani ondan durdum. Normalde boş oluyor bu saatlerde. Ama yapacak bir şey yok. Eğer grev varsa bu devam eder bir müddet. Çöpleri yerlerde gördüm. Ama fark etme, yani grev olduğunu falan farkına varmadım. Gecikme olduğunu zannettim. Böyle olmasını hiç kimse istemez tabii. Maaşları verilsin, çöpler de toplansın, başka bir ne diyebilirim. Annesi babası yaşıyor. Tabii ki bunların burada durmaması gerekir. Sağlık açısından da sıkıntılı. Bunların toplanması gerekiyor. Ama onlar neden greve gidiyorlar? Önce onu bilelim. Karşı taraf ne diyor? Yani böyle tek bütün bunlara hakim olmadan kimse hakkında yorum yapamam. Nedir bu dedim karşı yakanın ortasında böyle. Şaşırdım kaldım yani. Ne isteriz? Tabii ki böyle bir şey olsun istemeyiz. Herkes parasını alsın, işini yapsın isteriz. Ne isteyelim başka? Eski bir yönetici olarak, çok toplu sözleşme görüşmelerinde bulunan biri olarak orta yolu bulup en kısa zamanda bu Ramazan'da bu çirkinlikleri ortadan kaldırmalarını isterim. Benim temennim o. Görüntüleri değerlendirmeye gerek yok ki. Şimdi insanların kapısının önünde, yani bunun başka söyleyecek bir şeyi yok. Kasap dükkanı önünde çöp olmaz. Buralar esnaf dükkanları. Bir an önce kaldırılmasından yanayım. Tabii böyle olmaması lazım. Tabii şey yok, buraya oturuyorum, güzel bir manzara değil tabii. Sağlık bakımından da sıcaklar basınca da çöp koku oluyor falan oluyor. Yani rahatsız oluyorum.